Emin Çolaşan, sözcü, hoşgörü bitince. Sevgili okurlarım, belki inanmayacaksınız ama Türkiye geçmiş yıllarda bir hoşgörü ülkesiydi. Evet belli dönemlerde terör vardı. Partiler arasında siyasi çekişmeler ve ağır hitaplar vardı ama insanlar birbirine sürekli kin ve düşmanlık beslemezdi. Toplum böylesine ayrışmamıştı. Partizanlık bu boyutlarda değildi. Bir de şimdi karşımıza çıkarılan manzaraya bakın. Türk milletine AKP'li olanlar ve olmayanlar, Tayyipçi olanlar ve olmayanlar diye böldüler. Bizim gazetenin geçen gün manşetten yayınladığı o dönemlere ait hoşgörü karikatürlerini herhalde görmüşsünüzdür. Onların her biri Türk mizah tarihine geçmeye çoktan hak kazanmış eserlerdir. O hiç iyi anmadığımız terörlü yıllarda bile çeşitli mizah dergileri vardı. En az satan 50 bin satardı. Çarşaf, gırgır, fırt ve nice dünya çapından muhalif çizerlerimiz vardı. Oğuz Aral, Tekin Aral, Altan Erbulak, Bedri Koraman, Ali Ulvi, Turhan Selçuk ve diğer karikatür ustaları ve onların yanında yetişen öğrencileri. Sözünü ettiğim o gergin yıllarda miza konu olan önde gelen siyasi liderler şunlardı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Kenan Evren. Bizim karikatür ustaları çizimlerinde özellikle onları işler ve ortaya muhteşem miza eserleri çıkarmayı başarırdı. Şimdi anlıyoruz ne özgür yıllarmış onlar. Dansöz kılığına bile sokuldular. Siyasilerin attığı her adım, söyledikleri her söz, yazı ve karikatür konusu oluyor. Ortaya dört dörtlük miza çıkıyordu. Size sonrasını söyleyeyim. Belki inanmayacaksınız ama karikatürlere ve esprilere konu olanlardan hiçbir siyasetçinin aklına ''Vay efendim beni dansöz söz olarak göstermiş, özellikle çirkin çizmiş, ben koskoca devlet başkanıyım, başbakanım bana hakaret etmiş.'' deyip davalar açma gelmiyordu. Açılan dava sayısı sıfıra yakındı. Ayrıca siyasetçilerin aklına salcılara talimat verip şu karikatüre şu yazıya dava açın demekte de gelmezdi. Hiç unutmuyorum Özal'ın Türkiye'yi yönettiği yıllardı. Günün birinde bir yaz günü denize giriyor. Kilolu olduğu için memeleri de feceri. Hatta biraz sarkmış durumda. Özal'ın mayolu fotoğrafı gazetede yayınlandı ancak memelerinin üzerine görüntü sanki sansürden geçmiş gibi siyah bant çekilmişti. Herkes güldü. Yayınlayanlar hakkında herhangi bir dava açılmadı. Dedim ya birbirimizi sevmesek bile hoşgörü yıllarını yaşıyorduk. Geçmişe ilişkin binlerce karikatür ve mizah yazısı arşivde duruyor. O sert görünümlü Türkeş ve darbe lideri evren dahil hiçbirinin aklına mizah tergilerine baskı yapmak, onları davalar yoluyla sindirip korkutmak, Gelmezdi. Hepsi göçüp getiler yaşarken haklarından neler neler yazmış hep eleştirmiştik. Hepsinde haklıydık. Karikatür ustası ağabeylerimiz neler neler çizmişti. Şimdi geçmişe dönüp bakıyorum. Hepsi hoşgörü sahibi insanlarmış. Güçlerine, makamlarına, forslarına güvenip yazarlardan, çizerlerden şikayetçi olmamışlardı. Bir de şimdiki duruma bakınız. O mizah dergilerinin hepsi zamanla kapandı gitti. Niçin? Çünkü AKP iktidarı ile birlikte hoşgörü bitince elde malzeme kalmadı. Şimdi kaç mizah dergisi var? Siyasette değişti. Recep Bey ve Bay Kemal'den başka karikatürü çizilecek kimse artık kalmadı. Türkiye adeta tek şahıs tarafından sıkı yönetimle yönetilen bir ülkeye dönüştü. Asık suratlar, çatık kaşlar, açılan davalar, baskı altına alınan yargı ve toplum. En tepede bir cumhurbaşkanı, aynı zamanda partisinin genel başkanı. Açılan Cumhurbaşkanı hakaret davalarının haltı hesabı yok. ağzını açan her vatandaş yargılanıyor. Hapis cezası alıyor. Özel yaşamını bilmem ama bu beyefendinin herhangi bir ortamda güler yüz ya da hoşgörü sergilediğine bugüne kadar ne yazık ki hemen hiç tanık olmadık. Hep sert, hep acımasız ya da öyle görünme korkutucu olmak işine geliyor. Binlerce kişiden oluşan saraylar ve köşkler rekibiyle birlikte kapalı bir ortamda yaşıyor. Fakir fukara edebiyatı yapıyor görünse bile gerçekler tamamen farklı. Mizah kavramı derseniz o hiç yok. Sıfır. Mizah Miza bile bitirdiler, Miza suç yaptılar. Türk milletini adeta ikiye ayırdılar. Kendilerinden yana olanlar ve olmayanlar. Geçmişteki Demirel, Erbakan, Ecevi, Türkeş ve Evren karikatörleri bugün çıksaydı ya da o yazar çizer abilerimiz hayatta olsaydı şimdi şu hapishane kovuşlarında yatıyor olacaktı. İyi ki yaşamıyorlar. Biraz aşkı sahibi olmaya çalışınız. Beyefendi Emin Çolaşan sözcü yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, esen kalın.